Festivaller var. Aslında var demek yanlış oluyor. Ciddi bir maddi hata yapıyoruz. Yok. Çünkü engelleniyor. Çünkü yasaklanıyor. İptal ediliyor. Peşi sıra geldi. Üstelik bir 10 gün içerisinde ülkede yapılacak, yapılması planlanan festivallerin büyük oranda iptal edildiği, konserlerin iptal edildiği, engellendiği, ertelendiği, sonra iptal edildiği, hayır iptal edilmedi denildiği ama iptal edildiği, çok ilginç açıklamalarla karşılaştığımız bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Dün arkadaşlarımız da bunun manşetini attılar. Başlığını, KC'sini, o yasak bu yasak dönemi dediler. Daha iyi izah edilemezdi herhalde. Şimdi efendim biraz konuşalım. Tam olarak ne mesaj verilmek isteniyor? Sertleşme iddiaları her seçim döneminde tartışılırken bu kez bir yıl öncesinden çok daha erken başladı ve ekonomi dışında aslında bunlar konuşturulmak isteniyor diyenler de var. Nasıl konuşmak lazım? Yine bilenlere soralım efendim. Kültür Servisi Yayın Yönetmeni Aslı Uluşahin bizlerle birlikte, konuşmaya başlayalım. Aslı Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar, kolay çok gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Peş peşe iptal edilen konserler, festivaller, sanatçıların bu konuda verdiği birlik mesajları var ama kendi işlerinde onlar da yeteri kadar gür ses çıkaramıyoruz diyerek serzenişte de bulunuyorlar kimi meslektaşlarına. Türkiye nasıl bir sınavın içinden geçiyor? Bu geride bıraktığımız 10 günde ortaya konan bu iptaller hangi mesajları veriyor bizlere? Aslında belki şuradan başlamak lazım. Türkiye yasaklar, engellere çok da yabancı değil. Yıllar içerisinde bunun örneklerine defalarca rastladık. Şimdiki gibi peş peşe olmasa da sanatçılar aslında konser yasaklarını ya da en azından gitmek istedikleri yerde salon bulamamak gibi engellemelerle karşılaştılar. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi son iki haftada gerçekten de ondan fazla konser iptal edildi. İki festival yapılamadı Türkiye'de ve bunların ard arda gelmiş olması gerçekten önemli ve tartışmaya değer. Neden bunlar ard arda geldi? Neden sanki bir yerden karar alınmışçasına bir karar uygulanıyormuş gibi ard arda yasaklama kararları var? Bunu tartışmak gerekiyor. Gerçekten pek çok nedeni olduğunu düşünüyorum. Ben içinden geçtiğimiz dönemle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu ard arda yasakların ortak bir karar verilmedi belki ama şu noktaya denilebilir. Bugün bir köşe yazarı Ahmet Hakan yazısında diyor ki iktidarın sanatçılara düşmanlığı yok. Onun konser yasaklamak gibi bir eğilimi yok diyor. Öyle mi gerçekten diye bakmak lazım. AKP döneminin şimdiye kadarki söylemleri dikkate alındığında bunun aslında somut gerekçelerinin yıllar içerisinde adım adım döşendiğini görüyoruz. En azından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bu son Sezen Aksu tartışmasında dilini kopartmaktan bahsettiğine şahit olmuştuk biz. Ve bu konser yasakları ard arda gelince aslında bu sözü ben sıkça anımsadım, sıkça düşündüm. O yüzden bugünkü yasakların yıllar içerisinde döşenmiş bir zemini olduğunu görüyoruz biz. Onun dışında bir konseri yasaklamak yalnızca bir konseri yasaklamak değildir aslında. Buna değinmek isterim. Konserler aynı duygudaki, aynı hassasiyetler içerisindeki insanların bir araya geldikleri, ortak bir duyguda buluştukları, sevdikleri sanatçıyı alkışladıkları, dinledikleri yerdir. Bence bu bir araya geliş de engelleniyor, engellenmek isteniyor diye düşünüyorum. Hiç kimse diyemez ki ya ben o sanatçıyı zaten evimde dinlerim dediğinde aslında önemli bir şeyden vazgeçmiş oluyor. Konser yasaklarıyla beraber o bir araya gelişte engellenmiş oluyor diye düşünüyorum. Devam etmem gerekirse yine bu noktada son dönemdeki tutukluluk kararlarının da bundan bağımsız olduğunu düşünmüyorum. En son Gezi direnişinde aralarında sinema yapımcısı Çiğdem Matar'ın da olduğu pek çok kişiye tutukluluk kararı verildi. Konser yasakları da aslında bir anlamda şu demek oluyor. Siz sanatçılar evinizde oturun, dışarı çıkmayın. Ne yapacaksınız? Evinizde yapın demek isteniyor. Bu da hapislikten farklı değildir ya da onları dinlemek isteyen kişilere siz evinizde oturun deniliyor. Aslında topyekun bir hapishaneden söz ediyoruz biz bu yasaklarla. Devam etmem gerekirse sanat en özgür alandır ve şu an o en özgür alana müdahale ediliyor. Sanatçıların kendilerini ifade ettikleri, sanatlarını yaptıkları alana, en özgür alana müdahale ediyor. Eğer en özgür alandan vazgeçersek biz pek çok şeyden, onunla birlikte pek çok şeyden de vazgeçmiş oluruz. Sanatçılar açısından Aslı Hanım şunu da sorayım son olarak. Şimdi sanatçıların birbirlerine serzenişlerine de şahit oldum ben kimi tweetlerde. Ya hep aynı isimler
buna tepki gösteriyoruz, daha fazla, daha gür sesle tepki göstermek lazım gibi serzenişler de oldu. Ama onun dışında bilmiyorum bu ifadeye ne kadar kişi katılır ya da siz katılır mısınız? Ama güçlü bir karşı çıkış da var diğer yönüyle. Her zaman gördüğümüz simaları evet görüyoruz. Toplumsal farkındalığı yüksek insanlar var. Komedyenler var içerisinde, ses sanatçıları var. Defalarca görüyoruz onları. Her bir haksızlığa karşı çıkmaya inatla hedef gösterilmelerine rağmen devam ediyorlar gerçekten. Büyük bir saygıyı hak ederek. Ama onun dışında böyle serzenişlerdeki bir zaman görüyoruz. Oradan yükselen tepkiyi, oradan yükselen dalgayı nasıl değerlendirirsiniz? Gerçekten yoğun bir tepki var. Özellikle sosyal medyada sanatçıların ve diğer dinleyicilerin tepki verdiklerini görüyoruz. Elbette bunun bir aradalığı gerçekten önemli. Bakın Türkiye'de kısa bir süre öncesine kadar müzik yasaktı. Pandemi bahanesiyle bir saat yasağı uygulanmıştı. Ve bir saat geri çekildi bu yasak. Bir saatten ne olacak diyebilirsiniz. Tabii. Ama bu aslında ısrarlı tepkinin sonucuydu. O geri adımı ısrarlı tepki verdi. O nedenle konser yasakları ya da yalnızca konser değil, tiyatro oyunları bir duvar resminin kaldırılmasına karşı da birlikte tepki vermek gerekiyor. Bunun dışında ben şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Sizin de söylediğiniz gibi seçim sürecindeyiz. Adaylardan, ittifaklardan bahsediyoruz. Şimdi bir vali diyor ki senin ne dinleyeceğine, dinlemeyeceğine ben karar veririm. O zaman seçmenin de çıkıp demesi lazım ki hayır, kimi dinleyip kimi dinlemeyeceğime sen değil ben karar veririm demesi gerekiyor. Nasıl ki seçimlerde gidip istediğim adayı ben destekleyeceğim, ben kendim özgürce istediğim kişiye oy vereceğim demesi gibi. O yüzden sanatçıların bir arada gelmesi çok önemli. Metin Kemal Kahraman konserlerin iptal edildiğinde müzik örgütlerine seslenmişti. Onlardan tepki bekledi. Gerçekten de biz sanatçıların tepkilerini görüyoruz ama meslek örgütlerinin, meslek birlikteliklerinden yeterince güçlü ses çıkmadığını görüyoruz. Mutlaka bu bir aradalığı onlar oluşturmalı, sanatçıları bir araya getirmeli. Evet. Ama aynı zamanda da dediğim gibi orada yaşayan kişilerin ben Aynur Doğan'ın sesinden mahrum olmak istemiyorum diye seslerini yükseltmesi gerekiyor. Bugün yine bir yazıda, İşte Ahmet Hakan'ın yazısında denmiş ki kimse başkalarının eğlencesine, işte kültürüne karışmamalı. Bu insanlar başkaları değil. Aynur Doğan başkası değildir. Metin Kemal Kahraman ya da Melek Mosso başkası değildir. Seslendirdikleri şarkılar bizim şarkılarımız. Bizim ülkemizin dili, bizim ülkemizin kültürü. Haliyle bu kutuplaştırma, bu ayrımcı söyleme de hep beraber bence bütün mahallelerin diyelim seslerini çıkartması, karşı olması gerekiyor. Şu noktaya da değinmek istiyorum ben. Bunlar aynı zamanda ekonomik sansürdür. Türkiye'de ekonomik sansür zaten tartışıyoruz. Devlet desteğinin adil dağıtılmadığını görüyoruz. Devlet, hükümet diyelim, istediği sanatçı ya da istediği tiyatro topluluğunu destekliyor, diğerini desteklemiyor. Bu konser yasakları aslında salgında büyük zorluklar çeken sanatçılara başka bir ekonomik baskı, sansür bence. Buna da karşı çıkmamız gerekiyor bizim mutlaka ki. Çünkü zaten 2 yıl, 2,5 yıl boyunca konser veremeyen sanatçılar şimdi bir kez daha bu yasakla, engellemeyle, bu ekonomik baskıyla da karşı karşıya kalıyor. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sanat hiçbir zaman yok olmaz. Siz sanatın üzerine beton dökemezsiniz. O istediği yerden tekrar çiçek açmaya devam eder. Ama sanattan, kültürden uzak nesiller yetiştirebilirsiniz. İşte en tehlikelisi bu bence. O yüzden hep beraber bu yasaklara direnmek gerektiğini düşünüyorum gazetecilerle, sanatçılarla ve elbette hep birlikte. Aslanım, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Oğuzhan Uğur'dan alıntılıyorum sürekli. Bir kez daha söyleyeyim. Maske ağızdan çıkartıldı tüm yasaklar neticesinde ama kulağa takılmak isteniyor. Ya da takıldı, sanatçılar, dinleyiciler, vatandaşlarımız o maskeyi çıkarıp atmaya çalışıyorlar. Bir haberci olarak gördüğümüz mücadelenin resmi de budur. Çok teşekkürler Aslanım. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Efendim, ülke gerçektir. Bilimde, sanatta ne konuşuyorsak hep aynı kapıya çıkıyor. Hep aynı kapıya çıkıyor. Ya da hep aynı kapının ardına çıkıyor.